Fakat eğer öğretebilirsen ona, kazanılan 1 liranın bulunan 5 liradan daha değerli olduğunu öğret. Kaybetmeyi öğrenmesini öğret ona ve hem de kazanmaktan neşe duymayı. Kıskançlıktan uzaklara yönelt onu. Eğer yapabilirsen sessiz kahkahaların gizemini öğret ona. Bırak erken öğrensin zorbaların görünüşte galip olduklarını. Eğer yapabilirsen ona kitapların mucizelerini öğret. Fakat ona sessiz zamanlar da tanı. Gökyüzündeki kuşların, güneşlerin altındaki arıların ve yemyeşil yamaçtaki çiçeklerin ebedi gizemini düşünebileceği. Okulda hata yapmanın hile yapmaktan daha çok onurlu olduğunu öğret ona. Ona kendi fikirlerine inanmasını öğret. Herkes ona yanlış olduğunu söylese dahi. Tüm insanları dinlemesini öğret ona. Fakat tüm söylediklerini gerçeğin eleğinden geçirmesini ve sadece iyi olanları almasını da öğret. Eğer yapabilirsen, üzüldüğünde bile nasıl gülümseyeceğini öğret ona. Gözyaşlarında hiçbir utanç olmadığını öğret. Uğultulu bir insan kalabalığına kulaklarını tıkamasını öğret ona. Ve eğer kendisinin haklı olduğuna inanıyorsa, dimdik dikilip savaşmasını öğret ona. Şimdi Frer Visitor Fadi'yi konuşmasını yapmak üzere davet ediyorum. Tercümesini okumak üzere de Sayın Baptiste Gakken'i davet ediyorum. L'équipe que nous formons est une équipe consciente des enjeux de la société d'aujourd'hui. Et notre mission à tous demeure seule de montrer la voie, le chemin, dans un monde en mutation. Toute évolution est exigeante, surtout dans les changements profonds que nous observons dans la société d'aujourd'hui, notamment dans le domaine technique et technologique. Merci à chacune et à chacun pour l'exemplarité dont vous faites preuve au quotidien. Saint-Joseph demeurera un lycée distingué grâce à vous pour les prochaines générations. Oluşturduğumuz ekip bugün toplumun boğuştuğu sorunsalların farkında. Vazifemiz daima evrilmekte olan bir dünyada yol göstermektir. Her türlü değişim emek gerektirir. Özellikle de teknik ve teknoloji alanında derin değişimlere şahit olduğumuz günümüz toplumunda. Her gün sergilediğiniz örnek davranışlar için hepinize teşekkür ediyorum. Sayenizde Saint Joseph önümüzdeki daha nice nesiller boyunca güzide bir kurum olmaya devam edecek. Saint Joseph'e giriş maceramıyla söze başlamak isterim. 2006 senesinde OKS sınavından iyi bir puan almıştım. Fakat puanım Saint Joseph'e girmek için yeterli değildi. Oysa Frankofon bir aileden geldiğim için bir tek bu okulu kazanmayı istiyordum. Puanların düşmesini bekledim ve ikinci yerleştirmede şansımı denedim. Uzun bir sıra vardı. Belli, giremeyecektim. Babam bekle oğlum dedi. Ve bekledim. Yarım saat sonra okul sekreteri dışarı çıkarak eksik evrakı olanlar lütfen sıradan ayrılsınlar dedi. O uzun sıra bir anda azaldı ve ön sırada buldum kendimi. Çünkü babam evrakımı eksiksiz hazırlamıştı. Hatta bir sürü okula kaydolacak kadar evrak vardı. 2018 senesinde Saint Joseph'te öğretmen olarak işe başladım. Mezun olduğum 2011 senesinden 7 sene sonra en nihayetinde eve dönmüştüm. Artık mermer merdivenlerin nasıl aşındığını daha iyi anlıyorum. Öğrenmeyi çok sevdiğim gibi öğretmeyi de çok sevdim. Öğretmen olmak üzere üniversiteye gittiğimde her biri saygın birer şahsiyet olan öğretmenlerimiz bize bu mesleğin inceliklerini her yönüyle öğrettiler. Her şeyden önce de mesleğimize saygı duymayı. Öğretmen olmak demek, kendini bir ideale adamak, işini yaşayarak, öğrencisiyle bütünleşerek yapmak demektir. Öğretmen her şeyden önce bilgili, çalışkan ve adil olmalıdır. Ayrıca hal ve duruşuyla da çevresindekilere örnektir. Öğrenciliğim sırasında bu nitelikleri taşıyan öğretmenlere sahip olmanın avantajlarından 42 yıllık meslek yaşantım boyunca da bol bol yararlandım.